Bursa Kent Müzesi'ndeki tarih yolculuğumuza bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası da Bursa'nın ekonomisini anlatan bölüm. Gördüğünüz gibi Bursa ekonomisi, ekonomik boyutlar. Şimdi bulunduğumuz yer Bursa Çarşısı. Bursa Çarşısı meşhur biliyorsunuz. Aynen hocam. Meşhur olduğu için ve tarih boyunca da ünlü olduğu için UNESCO korumasına girdi ya Hanlar Bölgesi ve evet, Çarşı. Evet, çarşılar. Biz de 17 ve 18. yüzyıl Bursa Çarşısı'nı canlandırmasını yapalım dedik. Peki kaynak neresi? Kaynak çizimler, gravür çizimleri ve fotoğraflar. Bursa'ya seyahat eden gezginlerden aldığımız bilgilere göre bu canlandırmaları yaptık. Bir çarşıda neler var? Yani Bursa'nın ekonomisi o dönemlerde neyin üzerine dönüyorsa onu canlandırmaya çalıştık. İşte burada at arabacısı çok önemli çünkü evet. Nakil vasıtası o zaman nedir? At arabaları. Aynen değil mi? En önemli. At arabası dükkanı varsa yanında bir nalbant olması lazım. Çünkü atın nala ihtiyacı var. Ayakları için nala ihtiyaç var. Şimdi bu canlandırmaların hepsi şöyle yapıldı. Mesela at arabacısını, at arabası dükkanı olan yaptı. He. Nalbant dükkanını, nalbant geldi kendisi yaptı. Oo, kişiler kendileri geldiler, çünkü kendileri yaptılar. Ben nalbanttan daha iyi bilemem ki yani. He. Geldi ki bana olmuş. Öyle bir nalbant dükkanı yap ki çalışsın dedim. Oo, yani şu anda aslında bir evet, nalbant gelse çalışabilir yani burada. Rahat çalışabilir, evet. Oo, ne kadar güzel dizayn edilmiş böyle. Evet, gördüğünüz gibi o bütün kepenkler, taşlar, dükkan yapısı, duvar yapısı tamamen o döneme benzetildi. Bu ya, da çok önemli çok tabii. Çok güzel, evet. Yani kapılar, tahtalar değil mi? Her şey, evet, her şey evet. O döneme ait. Evet. Ne kadar güzel. İşte gördüğünüz gibi tabii ki semerler çok önemli. Ondan sonra eğerler çok önemli. Koşum takımları çok önemli. Yani at arabası neyle koşacaksın? İşte koşum takımlarıyla koşacaksın. O da deri sanayiyle ilgili. Bursa'da deri sanayi çok gelişmiş vaziyette. Burada onları anlatıyor. Bu gördüğünüz malzemelerin hepsi orijinal. Bu semerlerin çoğunu da bağış getirdiler gördüğünüz gibi. Evet. Yani Bursa halkı bu konuda çok duyarlı, çok yardımsever. Bize ne bulursa evlerinde getiriyorlar. Bakın bu teyzem getirmiş bir tane eğer. Ondan sonra bakın şey getirmiş. Bir sürü insan evet. Buradaki evinde bulunduğu malzemeyi buraya getirmiş, evet. Değil mi? Zenginleştirmek evet. Adına. Bu müzeye bağış yapıyor. Heybe getirmiş beyefendi. Semer getirmiş. Şahane. Peki hocam. Koşum takımı getirmiş. Eskiden hani Bursa'da hangi bölgedeymiş yani? Şimdi Okçular Çarşısı var ya. Hı, evet. Orası. Yani o hat. He. Çancılar, Okçular falan evet, var ya. Evet, evet. Yani bu eğeri, semer işlerini yapan tabii, o tabii, tarafı. Tabii tabii oralarda çok varmış. Tabii sonra işte ekonomi değişiyor. Aynen. Peki burada Yemeni de var ama Bursa'da Yemenicilik var mıymış hocam? Var çünkü mesela daha önce bir geriye gittiği zaman çarık giyiliyor değil mi? Yani, evet. Çarığın bir şey versiyonu, Batı versiyonu Yemeni işte. Gerçi Gaziantep'te de. Aynen, Kahramanmaraş, Gaziantep var. Oralarda görmüştüm. Ama neticede işte ayakkabı lazım oluyor insanlar. Aynen değil mi? Her yerde aynı, olması lazım. Aynı çözümü buluyorlar. Bu da bir eski bir Yemenici dükkanı, ayakkabıcı dükkanı daha doğrusu. Ayakkabı tamiri yapan bir dükkanı yaptık burada. Gördüğünüz gibi bu kadar eski ayakkabı bulabildik. Çok hiç saklanmayan yani. Şey ayakkabı. Ha, evet evet doğru yani, hakikaten. Orijinalde kullanırsın eskini ve atarsın. Yani bakın şunlar çok orijinal ayakkabılar görüyor musun? Bunlar da bağış geldi. Vay 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 çok şahane. Evet. Tabii bunlar lüks. Değil mi? O zamanın zenginleri belki. Gelinlikle ilgili. Yani kadife üzerine deri, üzerine kadife ve üzerine gümüş. Şey. Oo, manası da var yani. Evet. Çok güzel. Evet. Ekranlarda da o işi yapan gerçek ustalarını anlatıyorsunuz değil mi hocam? Yani evet evet tabii. Ekranlarda o işi yapan gerçek ustalar.
Bursa bıçakları meşhur biliyorsunuz. Evet. Tarih boyunca onunla ilgili bir araştırma yaptık. Kılıçlar da Bursa'da yapılıyor. Ordu için yapılıyor. Ordu sipariş veriyor. Bugün Okçular Çarşısı ve civarı var ya orada yapılıyor. Bursa'nın yatağanları kılıçları mesela Tuz Pazarı'nda da kılıç yapılıyormuş. Eski bir yatağan geldi. Üstünde yazıyor onlar. Ve bu işte nasıl üretildiğini anlatıyor burada. Onun canlandırmasını yaptık. Bursa bıçakları meşhur. Evet hocam. Evet. Sonra kılıçlar da var bakın gördüğünüz gibi. Evet. Bunların hepsi Bursa üretimi. Şimdi yeniden de üretiliyor. Yarışma yapıyor. Bursa bıçak yarışması yapılıyor. Orada çok güzel şeyler üretiliyor. Yani bıçakçılığı yeniden turizm açısından canlandırmak istiyoruz. Çok güzel. Peki hocam burada hani keçi boynuzu da var ama bunun kurulma sebebi... Şimdi eskiden plastik falan olmadığı için saplar boynuzdan yapılıyormuş. He, bıçak sapları. Ha, koyun, keçi, evet. Onların boynuzundan yapılıyormuş. Onların bir özelliği o boynuzlar ısıtılınca gevşiyor. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Aa, çok ilginç. Evet, yani biz de burada öğrendik. Evet. Vay hocam, evet. Şahane. Tabii ki bakırcı olması olmaz. Çünkü eskiden plastik mi vardı? Ne vardı? Aynen. Ya tahta kaplar vardı ya da bakır kaplar vardı. Kalaycı vardı, değil mi? Evet. Yani eskinin yemek ihtiyaçlarını, tabii, yemek, mutfak gereçlerini karşılayacak olan bakırcı. Bakırcı vardı, onun canlandırması. Aynen, tencereler, kazanlar var. Yine hep burada evet, yani. Evet, hepsi. Hani evet, o unutulmayı unutmuş mesleklerden bir tanesi. Yok sayılır artık. Kim bakır kapta yemek yiyor ki? Aynen, değil mi? Aynen hocam. Evet. İşte tek tük böyle sanatçılar kalmış işte bakır işlemeciliği yapan. Çok az. Çok az yani. Onlar da Hedirgeşe'ye dönmüşler. Marangoz tabii çok önemli bir şey, sanat. Burada bir marangoz canlandırması var. Bu... Yani bir marangozun aslında kullanabileceği bütün malzemeler bütün, burada tabii, var hocam. Bütün aletler var. Bir de sağ olsunlar bu işleri bırakan marangoz aileler bağış yaptılar birçoğunu. Getirdiler. Bizim dedemiz de marangozdu. Mesela şu eşyalar falan yeni geldi sandığıyla birlikte. Ay ne güzel. Ne güzel. Kim bilir Bursa'ya ne evler ya da neler, ne mobilyalar yaptı değil mi? Aynen hocam. Yine Bursa çarşısında gezmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Keçeci çok önemli. Keçe niçin önemli? Eskiden halı yerine keçe kullanılıyor. Giysi yerine keçe kullanılıyor. Yün daha doğrusu. İşte gördüğünüz gibi. Birçok giysi malzemesi elden, yünden. Elden, çorap ne evet, varsa aslında. Evet. İnsanlar keçeden üretmişler. Yani. Keçe evet. Onu o serüveni anlatıyor. Ve burada da bir keçe nasıl yapılır? Nasıl bir eziyetli bir iş olduğu. Orada anlatılıyor. Keçeci. Çok güzel. Aslında eskiden bu çobanların giydiği kıyafet. İşte evet. Bu kepenek diyorlar ona. Çoba yani. Kestel bölgesinde yapıldığını ben bir yerde okumuştum hocam. Kepenekliler bölgesi diye geçmiş. Daha sonra Kestelliler olarak yani adı öyle geçmiş. Bir hikaye. Yani diye. Eskiden zaten hayvancılıkla uğraşan özellikle bunları mutlaka yapıyormuş. Ama uzun zamandır kaybolmuş. Şimdi Afyon'da falan bulabiliyorsunuz. Çok daha böyle soğuk yerlerde belki. Evet. Bunlar çıkabiliyor karşımıza. Bursa'nın yine değerleri var. Çinici mesela. Çinici çok önemli. Bu İzlik Çinileri. Dünyaca ünlü diye bir yuvarlak laf var. Ama ben Avrupa müzelerinin neredeyse tamamında İzlik Çinileri koleksiyonu gördüm. Asya müzelerinde İznik Çinileri koleksiyonu gördüm. Vay. Yani ve bir de en pahalı bir malzeme olarak sunuldu. Bizim İznik Çinilerimiz yani, nerelerde? İznik Çinilerin tarihi çok önemli. Tarihi geçmişi çok önemli. Dolayısıyla nasıl yapılıyor, nasıl ediyor. Bugün bile sır. Yani üstündeki parlak şeye de sır diyorlar ya. Sır bilinmiyor çünkü herkes bilmediği bir şey. Bir şekerci dükkanı var. Neden? Çünkü eskiden goflet, çikolata, bilmem falan günümüzün o şeylerinden yoktu. Onlar ne yok. Vardı? Kesme
bu şekerler vardı. Akide şekerler. Akide şekerler vardı. Bilemedin lokum vardı, değil mi? İşte bu dükkanda öyle bir canlandırma yapılıyor. Çok güzel olmuş. Eski bir Bursa şekercisi. Süper hocam. Yani evet. Bir de tabii Bursa'nın olmazsa olmazı Bursa kebabı. Onu evet, da zaten yapan. Bu da Bursa kebabı. Biliyorsun Bursa'nın en ünlü. Evet hocam. Onu yapmasak olmazdı. Bu öyle bir canlandırma yaptık. Burada bu kadar eşya yoktu. Yine birçok kişiden bağış geldi bu. Evet, işte tabaklar, bardaklar, birçok şeyler. Ne güzel. Bağış geldi. Eskiden gene yemekler hani bakırlarda evet. Yenildiği için bakır malzemeler de burada evet, kesin. Aynen öyle. O canlandırmalar yapıldı. Yani Bursa dışından gelenlerin de en çok ilgisini bu cadde çekiyor değil mi? Çağır. Çünkü eşine aslında evet, rastlayamayacağımız evet, evet. Birçok sanatçıyı, doğru. Meslek dalını burada doğru. Görebiliyor insanlar. Doğru. Çok güzel. Evet, İpek bölümü. Biliyorsunuz Bursa İpek şehri. Su şehri, İpek şehri. Tarih boyunca da bu özelliğini taşımış, sadece son yıllarda İpek üretimi yok olmuş. Yani azalmış da değil, yok olmuş. Çin'de, Urumçi'deki bir toplantıda bir harita gösterdiler bize. Çin'den başlayan İpek yolunu getiriyorlar. Kozahan'a kadar gösterdiler. Kozan'dan sonrasını da Avrupa olarak kabul ediyorlar. Yani bitiş noktası neredeyse Bursa. Üretim gezginlerin notlarına bakıyoruz. Müthiş bir üretim var. Yani şu Uludağ sırtlarına bakın, onlarca fabrika var. O döneme ait. Sonra işte ekonomik şartlar değişince üretim azalmış. Ama bugün yeniden canlandırmaya çalışılıyor. Evet. Burası da İpek bölümü. Bursa'nın ipek tarihini buradan gidip insanlar burada, öğrenebiliyorlar. Evet, buradan görebiliyorlar. Bir ipek böceğinin maketi var. Özellikle çocuklar için bu önemli. Hmm. Bir ipek böceği iç donanımı nasıl ve ipeği nasıl yapıyor? Evet, burada görsel olarak evet, da anlayabilmek açısından. Görsel olarak burada anlatıyor. İşte dutu yiyor, sonra işte bağırsağından ipek çıkıyor. Şeklinde de çok güzel olmuş. Evet, gibi çocukların çok ilgisini çekiyor bu canlandırmada. Aynen. Hem de ipek böceğinin nasıl oluştuğuna dair merakları evet, giderir. Yani büyük küçük herkesin dikkatini çekecektir. Evet. Hocam çok güzel. Burada aslında hani Kozahan'ı görüyoruz. Kozahan'ın nasıl olduğunu, Bursa'daki önemini görebiliyoruz. Evet. Şimdi bu alt katta çağaçlar ve koza var. Yani ekonomi, Bursa'nın ekonomisi burada anlatılıyor. Anladım. Şu an ne kaldı bizim? En üst katta. En üst kat var. Orada da yaşam kültürü. Bursa'da yani, kimler yaşamış? Evet, göç edenler, gelenler. Şöyle yaşam kültürü derken, kültürel hayat nasıldı? O dönemde insanların sosyal yaşamı nasıldı? Şimdi onu göreceğiz. Hocam ben de merakla bekliyorum hocam. Buyurun. Evet, şimdi üst kattayız. Müzenin sosyal hayatı anlatan, Bursa'nın sosyal hayatını anlatan bölümüne geldik. Şimdi bu bölümde, kültürel bölüm demiştik, Bursa'da doğmak, büyümek. İşte Bursa'da doğmak ne anlama geliyor? Evet. Gördüğünüz gibi göbeği kesilir, tuzla yıkanır, sonra adı konur. Hayır duası okunur, kırkında kırk uçurulur diye. Evet. Yani somut olan ve olmayan kültürel mirasın, geleneklerin anlatıldığı bir bölüm burada. Aynen. Dikkat ederseniz çeyiz sandıkları, işte bayanların makyaj malzemeleri, örneğin Bursa'nın ufak tefek taşları bölümü var. Burada kız isteme adeti, dönürcü başı, görücüler, ağırlık parası. Yani bunlar hep örf ve adetler. Ne kadar güzel ama hakikaten böyle yazılı olmayan ama insanların evet. Bildiği adetler çok güzel. Evet. Burada tabii gezek kültürü Bursa için çok önemli. Gezek kültürünü anlatan bir bölüm var. Bu da mesela Recep Birgit sanatçı. Hocam ne Bursa'nın kültürü dediniz? Gezek.
Gezek yani, yerine mi kucak? Türk sanat müziğinin topluca icra edildiği, sadece Bursa'ya özgün amatör sanatçıların, müzik severlerin, Türk sanat müziği sevenlerin bir araya gelip müzik icra ettikleri bir sistem. Aynen. Mesela Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses bu kültürden yetişmiş. Vay. Onu anlatıyoruz burada. Hadi sizlerle Bursa'da gezek. Vay, çok gezmekten güzel. Gezmekten geliyor. Bir de şey, güzel bir söz var. Saz başlayınca evet, söz biter. Söz biter. Yani. Evet. Ne kadar hoş. Evet. Ve yine burada Bursa'da kültür etkinlikleri, festivaller anlatılıyor. Çok güzel. Yani burada Bursa'da olan kültürler, evet, kültürel festivaller, şenlikler hepsi var. Evet, yani burada. Uluslararası nitelikte olanlar daha ağırlıkta tabii. Evet. Yine kültürel bölümde gezmeydi. Mesela yeme ve eğlence kültürü. Bursa'nın yemekleri. Tabii İskender kebabı dedik. Ondan sonra neydi o? Cantık mı? Cantık, evet. Yani, kestane aslında, şekeri. İnegöl köfte. Evet, mükemmel. Aslında hocam, yani İnegöl köfteyi, cantığı başka bir yerde ben göremedim. Özellikle cantık, hani Türkiye'nin herhangi bir yerine giderseniz, nereye giderseniz gidin, cantık bilinmiyor yani. Bursa'ya özgü, ne kadar hani globalleşsek de işte, dünyada kalmış mi? Yani. İşte o şey bu, yani Balkanlardan göç alan Bursa, oradaki birçok yemek kültürünü de buraya getiriyor. He. Buradaki bilinen yemek kültürüyle birleşiyor, yeni bir şey çıkıyor ortaya. Değil mi? Ne güzel. Olabilir yani. Evet. Vallahi şahane. Gördüğünüz gibi bu bir Bursa evi, odası nasıl olur? Onun canlandırması. Eski bir Bursa evi. Eski Bursa odasının canlandırması. Velhasıl Bursa sudan ibarettir demiş Evliya Çelebi. Dağa bakmış su, ovaya bakmış su, pınar başına çıkmış su, her taraf her su. Taraf su. Bir de tabii çok güzel suyu var Bursa'nın. Ve aynı zamanda sıcak suyu da var tabii ki. Tabii ki kaplıca deyince Bursa akla geliyor. Osmanlı'dan günümüze her daim kaplıcalara meşhurmuş tabii, aslında Bursa. Tabii yani kaplıcalara bakarsanız çekirge civarında neredeyse hepsi padişah emriyle yapılmış kaplıcalar var. Önemli, su kalitesi de çok yüksek. O canlandırma yapıldı. Çok güzel. Bursa'da sağlık sistemi nasıldı? Hastaneler ne zaman gelişti? Onlar anlatılıyor. Burada medreseden okula bölümünde de Bursa'da eğitim sistemi. Yani Osmanlı döneminde, sonra Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet'te nasıldı? Tek tek onlar anlatıldı yani bu dönemler. Çok güzel. Evet. Ve Bursa'da zaman bölümünde Bursa'nın yetiştirdiği ünlüler var. Evet, Lami Çelebi, Cemal Nadir, İhsan Celal Antel, Şefik Bursalı, İbrahim Balaban, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Süleyman Çelebi, devletin yazarı ve birçok sanatçıyı da burada. Ne güzel ya, sanatı ve sanatçı hep ağırlamış Bursa. Evet. Tabii Zeki Müren biliyorsunuz Bursa'nın en önemli sanatçılarından bir tanesi. Evet, o zaman bir şarkısını dinleyelim. Oo. Şahane. Yani unutulmaz şarkılarını Zeki Müren'in buraya gelenler dinleyecekler. Evet. Hem hayatını okuyacaklar hem şarkısını dinleyecekler. Oo. Evet. Hocam şahane olur böyle. Değil mi? Tabii Zeki Müren'i yalnız bırakmayalım. Yo, bir de Zeki Müzeyyen Senar. Bir de onun hocası. Oo. Da Müzeyyen Senar. Eşsiz sesler hocam ya. Sever misiniz hocam Müzeyyen Senar, Zeki Müren? Tabii yani çok büyük sanatçılar, bir de bunlar gibi zor yetişir. Bursa'da spor bölümü var. Tabii Bursa'da spor deyince avcılık, atıcılık, okçuluk,
ve diğer dallar Bursa'da yani futbol kadar ünlüymüş. Tabii günümüzde Bursa Spor şampiyon olduğu zamanki formalı atkılarda kadrosu evet. Çok güzel. İşte kayakla ilgili bazı şeyler var. Eski kayak malzemesi. Evet. Sonra Karagöz Hacivat gölge oyunu Bursa'da olmazsa olmazlardan. Evet. Orada en çok ilgi gören köşelerden birisi de bu. Çünkü burayı gören buradan Karagöz Müzesi'ne gidiyor. Orada oyun izliyor. Orada koleksiyonları görüyor. İşte bu bölümde Bursa'nın turizm bölümü. Bursa'da geldiği zaman misafirler Bursa'da nereleri görmek istiyorlar, nereleri gezebilirler onu anlatıyor. İyi, ve, bu tabloya iyi bakalım. Bundan sonraki gezilerimiz evet. için de bize bir kaynak oluşturabilir yani. Ve tabii ki basın ve iletişim Bursa'da çok önemli. Bursa gazeteleri, televizyonları, dergileri yani Türkiye'de İstanbul'dan sonra neredeyse en güçlü medya diyebileceğimiz bir medya kuruluş sistemi var. Onları anlatmaya çalışıyoruz burada. Tabii Osmanlı'dan da gelen birçok gazeteler var burada. Koleksiyonlarımızda da bulunuyor. Televizyonlar anlatılıyor. Bursa'daki yayın yapan televizyonlar var burada. Başlayalım. Line TV var. As TV var, Olay var, Bursa TV var. Bursa Kent Müzesi'nin ana gövdesini bitirdik. Şimdi burada sergi salonu var, geçici sergi salonu. Şu anda Bosna'dan Bursa'ya Çengiç Beyleri sergisi var. 300-350 yıl Bosna'da, Osmanlı adına Bosna'yı yönetmiş bir ailenin koleksiyonu. Şu anda Bursa Kent Müzesi'nin koleksiyonuna ait. Leyla İloğa hanımefendi bunları büyük bir bölümünü bağışladı. Müzeyi bağışladı. Evet, Kent Müzesi'ne bağışladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve Osmanlı'nın bir ailenin hayatında Osmanlı'nın serüvenini, Balkan serüvenini burada görebiliyorsunuz. İlginç bir sergidir. Koleksiyonlar da ilginçtir. Çok az bulunan ender parçalardan. Yani Bursa Kent Müzesi. Evet hocam. Bursa'yı anlatan önemli bir merkez, kültür merkezi. Aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da düşünebilirsiniz. Ana hedefi Bursa'da kentlilik bilincini yaratmaktır. Yaşadığın şehrin kıymetini bil, sahip çık. Özet olarak bunu söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben zaman teşekkür ayırdınız ederim. Bizlere ve müzeyi anlattınız. Beklerim. Tekrardan inşallah geleceğiz. Tabii. 8000 yıl öncesinde Bursa nasılmış? Tabii, bu topraklarda kimler gelmiş, kimler geçmiş, hangi medeniyetler evet, var? Oradan da aldınız bizi ta 2015 yılına teşekkür kadar ederim, getirdiniz. Çok evet. teşekkür ederiz hocam. Ben size. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bu hafta Bursa'da zaman yolculuğuna çıktık. Ta 1200'lü yıllardan Osmanlı'dan ve ev veliahtını görmüş olduk. Bursa'daki geçen medeniyetleri tanımış olduk. Efendim Bursa Kent Müzesi'nden veda ediyoruz sizlere. Önümüzdeki hafta bambaşka bir yerde, yepyeni rotalarda tekrar karşınızda olacağız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.